Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yılmaz Güney, asıl adıyla Yılmaz Pütün, 1 Nisan 1937 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Özellikle Çirkin Kral dönemi sonrasında yazdığı Ödüllü Yol, Sürü, yazıp yönettiği ve oynamış olduğu Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe gibi filmleriyle tanınmaya başlamıştır. Yılmaz Güney, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenice köyünde köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir. 1959 tarihinde senaryosunu yazdığı ve oynadığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik filmleriyle sinema dünyasına adım atmıştır. Yılmaz Güney birçok kez yasal sorunlar yaşamış ve ilk olarak 1961 tarihinde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştır. 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. 1966 tarihinde Şanlıurfa'da alkollü araç kullanırken bir çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermiştir. 67 tarihinde Nebahat Çehre ile evlenmiş ve şiddet uyguladığı Nebahat Çehre'den bir yıl sonra boşanmıştır. 1971 tarihinde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi militanlarını sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapse ve sürgüne mahkum edilmiştir. 1974 tarihinde Endişe filminin çekimleri için bulunduğu Yumurtalık'taki gazinoda film çekimi sırasında gerçek silah ateşlemek istemesi üzerine hakim Sefa Mutlu olaya müdahale ederek bunun kanunlara aykırı olduğunu belirtmiştir. Güney bunun üzerine Mutlu'yu yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürmüştür. Cinayetin arkasından yargılanmış ve hapis cezası almıştır. 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı hapishaneden yurt dışına firar etmiştir. Kendisinin yazdığı ve Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Yol filmi 1982'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştır. 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. 83 tarihinde Ceger Svin ve Abdurrahman Şeref Kendi gibi Kürt şairlerle birlikte Paris Kürt Enstitüsü'nü kurmuştur. 1984'ün Mart ayında Bağımsız Kürdistan konuşması yapmıştır ve 9 Eylül 1984'te Paris'te ölmüştür. Kariyerinin ilk yıllarında Yılmaz Güney, kendi ifadesine göre kırılması zor ve sert meyve çekirdeği demektir. 1 Nisan 1937 tarihinde köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiş ve Zaza kökenli babası Şanlıurfa Siverek'in Desman köyünden Kürt kökenli annesi Muş'un Varto ilçesindendir. Adana'da büyümüştür ve Adana ileride birçok filmine konu olmuştur. Adana'da bir süre Kemal ve Ant film şirketlerinin gölge temsilcisi olarak çalışmıştır. Üniversite okumak üzere İstanbul'a gitmiş ve Atıf Yılmaz ile tanışmıştır. Bu süreçte bir yandan da hikayeler yazmış ve daha sonra Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başlamıştır. Sinemaya başlaması 1959 tarihinde Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik isimli filmlerin hem senaryosunu yazmış ve hem de filminde rol alıp oynamıştır. Karacaoğlan'ın Kara Sevdası'nda da yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Yeni Ufuklar ve 13 gibi dergilere de öyküler yazmış. Bir öyküsünde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanmış ve 1,5 yıl hapis cezası almıştır. 2 yıl sonra kaldığı yerden devam etmiş ve bu dönemde daha çok macera filmlerini çekmiştir. Filmlerinde ezilen, hor görülen bir Anadolu çocuğunun otoriteye baş kaldırısı konusu işlenmiştir. Çirkin Kral lakabını almıştır. Bu dönemdeki en önemli filmi Lütfü Akad'ın yönettiği ve kendisinin yazdığı bir film olan Hudutların Kanunu'dur.
Yılmaz Güney 1971 tarihinde Efraim Elrom'un öldürülmesinden sorumlu olan başta Mahir Çayan olmak üzere diğer Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi militanlarını sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapsi ve sürgünü istenmiştir. Güney içeride kaldığı süre boyunca sinema ve sanat ile ilgili fikirlerini, şiir ve öykülerini o dönemde çıkarmaya başlamış ve Güney dergisinde yayımlamıştır. 74 tarihinde cezaevinden çıkmıştır. 2 yıldan fazla cezaevinde kalmış olan Yılmaz Güney aynı yıl Arkadaş filmini çekmiştir. Yine aynı yıl Endişe isimli filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda ilçe yargıcı Sefa Mutlu'yu öldürmüştür ve tutuklanmıştır. 25 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaların sonucunda 1976 tarihinde 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Cezaevinde sinema ile olan ilgisi devam etmiş. Bu dönemde yazdığı Zeki Ökten tarafından çekilmiş olan Sürü ve Şerif Gören tarafından çekilmiş olan Yol filmleri büyük ilgi görmüştür. Ardından Yol'un kurgusunu tekrar yapmış ve Cannes Film Festivali'nde ödül almıştır. 5 yıl hapis yatmasının ardından 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta yarı açık cezaevinden yurt dışına kaçmıştır. Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı da filmlerini anımsatmıştır. Hapse girmeden yıllar önce çekmiş olduğu Şeytanın Oğlu filminde bir günlük bayram izninde dışarı çıkan ve kayıplara karışan bir adamın hikayesini anlatmıştı. Filmine benzer bir yaşantı tecrübe etmişti. Bir günlük izin ile hapisten çıkan Güney, Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bağlı Meis Adası'na, oradan da İsviçre'ye kaçmıştır. 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlarından çıkarılmıştır. Yılmaz Güney daha sonra Fransa'ya geçmiş ve yaşamının geri kalanını orada geçirmiştir. Yurt dışına kaçtıktan sonra Fransa'da Duvar filmini çekmiştir. Yılmaz Güney'in 1976 yılında Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'nde tanıklık ettiği Çocuklar Koğuşu'nda çıkan ve tüm cezaevine yayılan bir isyanın sinemaya aktarıldığı Duvar filmi onun son filmi olmuştur. Yılmaz Güney 1983 tarihinde Paris Kürt Enstitüsü'nü kurmuştur. 84'ün Mart ayında düzenlenen Nevruz kutlamasında bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır. Arkadaşlar, acı, baskı, yoksulluk, kan ve gözyaşı Kürt halkının kaderi değildir. Biz bu kaderi reddediyoruz. Bu kaderi tanımıyoruz. Biz dört bir yandan işgal edilmiş bir sömürge ülkenin çocukları değil, bağımsız, birleşik, özgür bir Kürt ülkesinin, Kürdistan'ın çocukları olmak istiyoruz ve biz kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz diye konuşma yapmıştır. Güney bu dönemde Taşnak dergisi, Armenian Review demeç vererek Asala tarafından Türk diplomatlarına düzenlenen suikastları meşru gördüğünü de ifade etmiştir. Özel hayatında ise Nebahat Çevre ile 1966'da başlayan şiddet dolu birlikteliği 68 tarihinde Çevre'yi araba ile ezmesi üzerine boşanma ile sonuçlanmıştır. Nebahat Çevre 2019 yılında konuk olduğu Şafak Yavuz'un Vizöründen adlı programda Güney ile ilişkisine dair detayları paylaşmış ve araba ile çarpma olayını da değinmiştir. Ve şunları söylemiştir. Çok az kişi bilir bunu. Rahmetli Yılmaz, Nebahat ve ben. Bir gün yine gece kulübünde kavga ettiler. Nebahat kulübü sinirle terk etti. Yılmaz'ın dur demesine hiç aldırmadı. Nebahat Elmadağ'da kaldıkları otele doğru koşarken Yılmaz otomobiline bindi. Sinirle direksiyonuna geçti. Sonra gözümün önünde sevdiği kadını arabayla ezdi. Nebahat havada uçtu, arabaya çarptı, sonra da kaldırıma. 4 gün hastanede yattı. Herkesten gizledik bunu. Olaydan sonra ilişkileri bitti diyerek açıklamıştır. Yılmaz Güney'e dair bilinmeyenleri anlatmaya çalıştık.
İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.